istediğim bazı konular var. Şu birinci şunu bir söyleyelim aklımıza gelmişken. Birinci konumuz şu. Biz ülke olarak, millet olarak çok unutkan bir insanız. Dünü bile hemen unuturuz. Çok unutkan, çok her şeyden vazgeçen insanız. Her şeyi basite alan insanız. Şimdi niye derseniz bakın. Ülkemiz 2000 yıllarında can çekişiyordu. 17 senede, 20 senede ülkemizin geldiği durumları şu anda görebilen, kestirebilen insanlar aslında bunları unutmuş olmasa, o günleri hatırlasa, anımsasa, yaşasa dört eliyle Erdoğan'a sarılırdı. Şimdi arkadaşlar, Erdoğan şu anda dünyaya kafa tutan tek başına Suriye'nin her yerinde bir sürü operasyonlara girip başaran ve orada söz sahibi olan bir lider. Şimdi belediye seçimleri oldu yaklaşık bir sene öncelerine kadar. Ne oldu? Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Adana'yı, Antalya'yı ve buna benzer bayağı daha böyle ufak şehirler ve belediyeleri Erdoğan kaybetti CHP'ye. Niçin kaybetti? Bu CHP PKK ile HDP'nin işbirliği yaptığı için kaybetti. CHP'lilerin hepsi biz PKK'dan alacağımız oylar, işbirliğimiz, ortaklığımız bizi ilgilendirmez. Biz partimize basarız. Gerisine bakmayız. Ülke batsın, Erdoğan gitsin diyerekten bastılar. Peki arkadaşlar Erdoğan olmasa idi bu zeytin dalında 4000 5000 tane PKK'lıyı oraya gömmedi mi bu Erdoğan? Niye unuttunuz bunu siz? Fırat Kalkanı'nda 4000 5000 tane PKK'lıyı 3000 tane DAEŞ'liyi oraya gömmedi mi? Siz niye unuttunuz bunu? Siz kalkıyorsunuz Erdoğan'ı yok açılımcı, yok davulla zurnayla PKK'yı karşıladı. Kırmızı halılar serdi. Mergi mergi diyordu. Mergi mergi derken aha şimdi gördüğünüz işte Barış Pınar operasyonunda mergi mergi derken mermi mermi diyor. Veriyor mermiyi. Orada 1000 kişiyi şu anda halletti. E şimdi arkadaşlar bütün bunları yapan Erdoğan. Okullar, havalanları, yolları, hızlı trenleri, bir sürü üniversiteleri saymakla köprülerdi. A'dan Z'ye ekonomisinden bütün ekonomisinden, tarımından, teşviğinden, yardımından, yaşlısı, ihtiyarı, emekli, dul, herkese bir ayrı yani yardımı dokunan ayrı ayrı paketler halinde insanların hassas yerlerinden tamamen olmasa bile yani tam bütün dertlerine çare olmasa bile belirli bir dertlerini sırtlanabilecek bir ülke olarak onlara yardımcı oldu. Yani saysak şu anda bitmez zaten. Yani yok eczaneden diyelim, okulda kitapların bedavası, yaşlı yardımı, emeklilere ikramiyeler. Yani saymayla bitmez yani. Şu anda hepsini onları sayacak değiliz. Konu bu değil. Şimdi söylemek istediğimiz biz bunları çok unutuyoruz arkadaşlar. Şimdi burası biraz ağır, biraz zor ama yine de söylemek zorundayım. 2013-14 yılında açılımı Erdoğan yapınca ne yaptık biz arkadaşlar? Erdoğan'ı suçladılar. Açılım açılım yaptı. Yok Kürtlere, yok PKK'lar şunu verdi, bunu verdi diyerekten bağırıp çağırdılar, yırttılar bir taraflarını. Ne oldu? 3 sene, 4 sene boyunca şehit gelmedi. Bu 2-3 sene 3 sene 2-3 sene 4 değil de 2-3 sene boyunca bu şehit gelmeyince artık askerlik yani böyle spor alanıymış gibi, dinlenme tesisleriymiş gibi gidip geliyorlardı. Şu anda zaten askerlik de 9 aya kadar düştü yani. 6 aya kadar çektiler askerliği. Askerlik diye bir şey de kalmadı zaten. Sadece paralı askerler, deneyimli kişiler askerlik yapıyor da. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bu şehitlerin gelmeme döneminde, şehit gelmeme döneminde biz teknoloji sanayimizi, silah sanayimizi güçlendirdik. PKK'lılar ne yaptı? Kuyu kazdılar, çukur kazdılar, EYP yerleştirdiler falan filan. Ama biz ne yaptık? Onları zımbalayacak SİHA'lar, İHA'lar ürettik. Tank, top, tüfek, helikopter bunları ürettik. Ve şimdi onları zımbalıyoruz. Bütün bunları anlatıyorum görmüyorsunuz, unutuyorsunuz diye. Çok unutkanız. O zaman şehitler gelmedi. Bizim Türk milletinde çoğunda yani çoğunda vatan sevgisi askerdir. Her Türk asker doğar. Biz askeriz. Vatanımız, vatan borcumuz falan filan. Bütün bunları çoğu kişi unuttuydu bile. Aklına gelmiyordu. Ne zaman şehitler gelmeye başladı?
tekrardan hemen herkes canı yanınca insan hani nasırına basarsa hemen böyle hazır ola geçtiler. Ülkemize şimdi şehit gelmeyince herkes sanki böyle böyle var ya, vatandan uzak, vatanını sevmeyen, hani Çanakkale zaferini, Malazgirt'ti, yok 1453'tü, bu savaşları biz vermemişiz gibi, bu zaferleri kazanmamışız gibi, orada bir sürü insanlarımız, atalarımız şehit olmamış gibi unutmuşçasına hep gidiyorlar, ne yapıyorlar? GBTB'liler, YBT'ler, İBN'ler, dönmeler, travestiler, sevişirim, evlenmem, öpüşürüm, doğurmam, hamile kalırım, aldım. Yani buna benzer şeyler, yani bir sürü abuk subuk şeyleri öne sürüyorlar, türüyorlar. Ya herkes yani şehit gelmeyince hani derler ya, atasını bilmeyen ip peşinde gezer. Herkes unutuyor atasını ya. Unutuyor. Unutkan bir milletiz. Şimdi bakın, son bu konuyu anlatmamın sebebi de şu. Şimdi şu anda Barış Pınar operasyonuyla Türk askeri Suriye'de destan yazıyor. Bunu Erdoğan yazıyor. Bütün dünyaya rağmen Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa, Arap Birliği, bütün Çin, Rusya, İran, herkese rağmen orada destan yazıyoruz, yazdık. Ve şu anda da oraya girdik. Orada büyük bir kazanım elde ettik. Güney sınırlarımızı kontrol altına aldık. Oradan bize bir tehdit gelmeyecek. Orayı tamamen bizdeki mültecileri oraya yerleştireceğiz. Oranın gelirlerinden faydalanacağız. Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz. Önümüz açıldı. Oradan PYD, YPG bizi tehdit edemeyecek. Bu kazanımları Erdoğan sayesinde yaptık. Yıl şu anda 2019. Bak 2020, 21, 22, 23. 4 sene sonra seçim var. 4 sene sonra Erdoğan'ı unutacaksınız. Seçimlerde Erdoğan'a oy vermeyeceksiniz. 4 sene sonrayı demiyor, haftayı unutacaksınız. Bu ülkeden şehit ne zaman kesilirse, şehit haberi, ondan bir hafta sonra ülkede ne askerlik kalıyor, ne varlık, ne birlik, ne hiçbir şey kalmıyor ya. Her şeyi unutuyorsunuz. Atanızı unutuyorsunuz ya. Gidip Çanakkale'de gidip de alkol içerekten orada Çanakkale şehitlerinin orada kemiklerini sızlatmadılar mı ya? Bu CHP'liler varıp da orada içip içip oynamadılar mı ya? Çanakkale'ye gidiyorsun, bütün hep alkolikler dolu. Ya altınızda yatan hala kanları duruyor ya. Bütün Çanakkale'nin tamamı alkolik. İzmir alkolik. O deniz kenarlarının hepsi alkolik ya. Muğla, Aydın, Antalya zıkkım içecekler. Habire içiyorlar. İçi zıkkımın dibini. Sonuna kadar için. Bu deniz kenarlarının hepsi, bu Edirne olsun, Keşan olsun, tümü hep bunlar CHP ya. Ne kadar deniz kenarı varsa, ne kadar ülke sınırlarımız varsa hepsi CHP'li, hepsi full alkolik, hepsi de PKK falan sempatizanı olmaya başladılar ya. Bir de Atatürkçü de laikiz falan filan ayaklarına yatıyorlar. Bir bayrak, bir Atatürk posteri, ondan sonra laikim, cumhuriyetçiyim, ondan sonra benden daha alası yok. Her Türk askeri doğar. Yalan, sözde.